Akif Beki, Karar Gazetesi. CHP meğer demlenmiyor da aklanıyormuş. Hani iktidar propagandası seçimde diline pelesenk etmişti. Terörle ilişkilendirip karalamak için CHP'nin demlendiğini söyleyip duruyorlardı. Ama kazın ayağı öyle değilmiş. Meğer CHP, yerel seçimlerde az demlenirken daha çok aklanmış. Yani Dem Parti'den çok daha fazla oyu aslında AK Parti seçmeninden almış. Kaderin cilvesi işte. Kambur feleğin işine, şu ettiğine bakın siz. Reform Enstitüsü seçimlerden 3 ay sonra kapsamlı bir araştırma yapmış. Dün Taksim'deki Point Otel'de bir sunumla açıkladılar. Orada ortaya çıktı, ben de davetliydim. 31 Mart tablosu kalıcımı ona bakmışlar. O arada neler anlatmışlar neler. Genel seçimler yerel seçim arasındaki 10 ayda 10 milyon seçmen oy değiştirmiş. Bundan aslan payını ise CHP almış ve CHP'ye en çok oy geçişi de Dem Parti'den değil, hayır sıkı durun kimden mi? Birer buçuk milyonla İyi ve AK Partilerden Dem'den oy kayışı ancak 1 milyon. MHP'den kopan da ona yaklaşıyor. Dahası en yüksek sandığa gitmeyen oranı Dem'de. Demektir ki tercih değiştiren Cumhur İttifakı seçmeni CHP adaylarına daha kararlı oy vermiş. Millet kara propagandayla üstüne giydirilmek istenen o deli gömleğini bir kalemle yırtıp atmış anlayacağınız. Millet derken AK Parti'nin yerli ve millici seçmenlerini kastediyorum. O deli gömleğini üstüne hiç biçtirmeyen muhalif seçmenler zaten gayrimilli sayılıyordu. Milletten bile değillerdi güya. CHP'nin AK Partililerin gözünde öcü olmaktan çıktığını gösteren başka sonuçlara da ulaşmışlar. Mesela göçmen sorunu, ekonomi, adalet ve eğitimi hangisi daha iyi yönetir diye sorulduğunda CHP'yi seçenler ilk kez AK Parti'yi geçmiş. Esasen parti tercihlerindeki değişimin altında da ülkeyi kim daha iyi yönetir sorusuna verilen cevapların böyle değişmesi yatıyormuş. Haçlılarla din savaşlarında küffar tepeleyip ümmeti kurtarmak için Hansa inat ve Georgia nispet diye sandıkları patlatmaya çağırmak tutmuyor artık. Popülist dolduruşların, hamasi kışkırtmaların, hayali kahramanların modası geçiyor demek. Aynı şekilde din düşmanı diye mimlenmek istenen CHP'ye karşı ön yargıların kırıldığı görülüyor. AK Parti'den vazgeçen muhafazakar erkeklerin çoğu yeniden refaha yönelirken kadınların çoğu CHP'ye gelmiş. CHP'nin ne dediğine kulak verenlerin oranı toplam seçmende %40'lardan 80'lere çıkmış. Öldürseniz Eli CHP'ye oy vermeye gitmeyecek olup kulağını o tarafa tamamen kapatanlar 15'te kalıyor. Anketin detaylarını kararda okuyabilirsiniz. Son bir tabloyla bitiriyorum. Bu pazar seçim olsa AK Parti oyları yüzde 25 küsür, CHP oyları ise 30'da. Sunumda konuşan Mehmet Ali Çalışkan, Emine Uçak, Profesör Mesut Yeğen ve Profesör Seda Demiralp'in yorumları aydınlatıcıydı. Reform Enstitüsü iyi ki yapmış bu araştırmayı. Yoksa iktidar propagandistleri gerçeği bilmeyecek, CHP'yi hala demleniyor sanacaklardı.